Şuradan gelen çizgi biraz Merkür çizgileriyle de karışım aslında. İçine karışan Merkür çizgileri var bunun içinde. Erken dönemde kendisini güçlendiren bir durum bu. Yani erken dönemde atlattığı sağlık problemleri bu güçlenen ümit sistem. Yani hayat çizgisinden daha çok etkili sağlık çizgisi görülüyor. Çünkü başlangıçta da hayat çizgisi bozuk. Biraz daha ince silik görünüyor. Sonradan derinleşiyor. Ve derinleştiğinde de Merkür çizgimiz inceliyor. Yani burada biraz hayat çizgisi gibi görev yapıyor. Çünkü tam tersi Merkür çizgisinin başlangıç noktası 0 burası. Hayat çizgisinin de bitişi burası 90 diyoruz. Ve 90'da Merkür çizgisi için buralar. Yani bu derin olduğu dönemler erken dönemdeki durumları atlatmasında e, yardımcı oluyor. Daha e, baskın durum hayat çizgisi gibi görev yapan Merkür çizgisi. E, biraz da sanki kader çizginin karışımları da var gibi ama daha çok sanki kader çizgisinin menşeği burada Ay tepesinden. Bu da yani uzaklaşmak, yeni şeyler keşfetmek, kalabalık ortamlarda çalışabilmek açısından önemli. Ki göç ihtimalleri olan ve buna da kolay ayak uydurabilecek yönleri var. Şu an enerjisi çok iyi. Hayat çizgisinin kalitesi tabii ki ilerleyen yaşlarda, yaşlılık dönemlerinde saçaklanmalar var. Bu da yani birçok sağlık durumunu yansıtabilir. Ümit sistemle ilgili veya diyabet, tansiyon yani veya birçok durum olabilir. Sağlıkla ilgili enerji düşüşleri gayet normal bu dönemde ama derin bir çizgiyle devam etmesi bu da artı bir avantaj. Tekrar şurayı sildiğimizde şöyle Şöyle çıkan çizgi bir Merkür çizgimizden bahsetmiştik. Şunlar da karışan Merkür çizgileri zaten. Şöyle giden dallar var ince. Ve yukarı doğru çıkan saçaklar var görüyorsunuz. Bunlar da hayatın yükselişi, terfiler, evlilik bazıları, önemli olaylar hayatındaki. Özellikle 35 33'ten sonra birçok çıkış ve terfi söz konusu evlilikte gerçekleşmiş zaten. Ve yine öndeki yıllarda da kazançlar devam edecektir. Ay tepesine doğru açılması... Böyle dalların hayat çizgisinden yani aynı niteliklerinin yaşamın güçlü bir şekilde etkilenmesi anlamına geliyor. Zaten kader çizgimiz de oradan geliyor. Yine uzaklarda temas, göç ihtimallerini ortaya koyuyor. Çok derin çizgiler gerçekten bunlar. Yine kazançlarda devam edecektir. Efor çizgileri ne kadar kazanç çizgisi desek de buraya aşağı doğru düşenler de bunlar da iyi kazançlar. Önündeki yıllarda olabilir. Enerjinin artması, maddi gücün de artması anlamına gelecektir. Ve iç Venüs çizgileri de devam ediyor, görüyorsunuz. Yaşlılık döneminde de çevresinde kendisini seven sayan, koruyan e, gerekse çocuklar veya eş her zaman olacaktır. Ki çocuk sahibi değil şu an ama e, yani yalnızlık durumu yok gelecekte de. Bunlar güzel işaretler. Yine iyi bir sağlık hem parasal konuda hem de sağlık konusunda manevi korumalar açısından da bunun böyle olması çok güzel. Erken dönemde de benzer çizgiler var ama genelde geç dönemde herkese silinir. Ama kendisine Tam tersi derinleşen durumlar var. Bunlar da iyi avantajlar öndeki yıllar için. Şu bulunduğu yıllar da dahil bunlara. Şimdi efor çizgilerinin bazıları buradan çıkanlar Jüpiter'e doğru gitmiş. Bunlar hep maaşlı çalışma. Bazıları da böyle Satürn'ü gösterebiliyor veya Güneş parmağını. Güneş parmağını gösterenler terfi olabilir. Satürn'ü gösterenler kendi işini başlatmakla ilgili durumlar olabilir. Üçgenlerle beraber oluşması özellikle stres çizgileriyle ama şu an için mesela o, o süreçler geçmişte kalmış. Belki kendi şirketinde kurmuş olabilir geçmişte bilmiyorum. Ama güzel çıkışlar, terfiler. Yani bunlar terfi de olabiliyor tabii ki. Birçok anlamı var iş kurmakla beraber. Güzel kazançlar elde edilmiş. Ve öndeki yıllarda bunlar devam ediyor. Yani sorularından biri bu. Ve dallanmaların da başlaması burada hayat çizgisine derinleşmesi. Yani büyük değişimler yine yine göç ihtimalleri yüksek ihtimal.